ihtiyar olup olmadığını nasıl anlayacağınızı gösteren bir test yapacağız. Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine süper bir videoyla beraberiz. Bugün ne yapıyoruz? Hepinizin bildiği gibi elimde böyle bir kramponum var kullandığı. Orijinal mağazadan gelen gayet güzel bir krampon bu. Son zamanlarda Instagram'da çok fazla krampon sayfası türedi. Biz de bugün elimde gördüğünüz kramponun aynısının çakmasını sipariş verip karşılaştırmasını yapacağız. Bakalım gelecek krampon ne kadar kaliteli olacak ve aralarında nasıl farklar olacak? Hepsini çok merak ediyorum. Bu video beni inanılmaz heyecanlandıran bir video. Şimdiden like'ınızı atıp arkanıza yaslan videoya başlayabiliriz. Bu arada arkadaşlar şu anda kanalımız 594 bin abone. Bunu 600 bin yapabilir miyiz hızlıca? Bence yaparız. Size güveniyorum. Kanala abone değilseniz mutlaka abone olun ve hemen 600 bin yapalım şurayı artık. Büyüyoruz. Valla şu an yazıyorum. Selamlar. 42 no var mı? Merhaba, evet var dedi, anında cevap verdi. İndirimde şu an tek kaldığı için 350 diyor. Umarım doğruyu söylüyordur. Ama yani elimdeki kramponun yarı fiyatından daha az bir fiyat söyledi. Umarım bir problem olmaz. Tahmini ne zaman elime ulaşır? Video çekiyoruz ya sonuçta. Çarşamba, perşembe dedi. Muhtemelen bu hafta içi gelecek. Videoyu bu haftaya yayınlayabiliriz o zaman. Krampon gelecek. Geldiğinde de güzelce kutu açılımını yapacağız. Sahada falan testinde yapacağız. O zaman krampon gelmesini hep beraber bekleyelim. Evet, malum arkadaş bu şu an bu şekilde. Ben hiçbir şey yapmadım, bildiğiniz bu poşette geldi. Geldiği gibi şimdi açacağız hep beraber. Şeffaf kargo dedikleri de bu oluyor işte. İçini falan görüyorsun, kutu falan yok, bildiğin poşette geldi. Ben şu an en az sizin kadar heyecanlıyım. Yani bayağı bildiğin testini falan yapacağız. Ne kadar iyi ne kadar kötü hepsini anlayacağız. Buradan güzelce açalım. İçinden şöyle bir poşet daha çıktı. Bu da krampon çantası. İyi güzel. Bundan da var bende. Bunu da karşılaştıracağız. Bir de şöyle bir çorap. Genel olarak ilk bakışta benzetmeye çalışmışlar. Yani orijinal modelinden çok fazla farklı durmuyor. İlk görüşte insanlar anlamayabilir. Ama ben şimdi size öyle şeyler göstereceğim ki kramponda. Bir kramponun sahte olup olmadığını nasıl anlamanız gerektiğini bu videoyu izledikten sonra anlayacaksınız. Net bir şekilde yapabileceğiniz birkaç test var. Hemen onlara da geçeceğiz. Şöyle içindeki kağıtları da çıkaralım. Kağıtlardan koymuşlar içine. Kramponun şeklinin bozulmaması için. Bakın bu da orijinal işte burada. Şurada bile şeklinde çökmeler olmuş, görüyor musunuz? Yandan daha net. Basit kumaş çünkü bu bildiğiniz, ama buradaki yapı çok daha farklı ve o kadar giymeme kullanmama rağmen hiçbir şekilde çökme falan yok yani. Çöktüğünde bile kendisi geri yukarı çıkıyor. Ve bayağı ince dandik bir taban yerleştirmişler içine. Yani şöyle falan yaptığında bile yamuk kaldı, hiç kendi formunu koruyamıyor. Ama bak şu çok hoşuma gitti. Kameradan tam görünüyor mu bilmiyorum şöyle yaklaştırınca. Şu çizgilerin üzerindeki küçük detayları bile yerleştirmişler adamlar. Yani bu tasarımda gerçekten birebir yapmaya çalıştıklarının bir göstergesi. Şuradaki noktaları bile yapmışlar yani adamlar. Tasarıma gerçekten önem vermişler. Hemen şimdi size kramponda en çok neye önem vermeniz gerektiğini ve orijinal olup olmadığını nasıl anlayacağınızı gösteren bir test yapacağız. Bakın şu iki diş arasındaki boşluk var ya, tam ortadaki iki diş arasındaki boşluktan kramponu büküyoruz ve krampon bükülüyor. Eğer bu şekli alıyorsa krampon çakma arkadaşlar. Kaliteli orijinal hiçbir krampon bu şekli almaz. Ortadan bükülmez. Çünkü bu sağlığa çok zararlı bir şey. Futbol oynarken buranın kesinlikle bükülmemesi gerekiyor. Çok az bir kuvvet uyguladığınızda bu şekli alıyorsa, yani kramponu iki parmağınızla bu şekilde tutabiliyorsanız, o krampon çakmadır. Hiç giymeyin. Tavsiye etmiyorum. Hemen diğerinde de göstereyim. Buradan ne kadar bükmeye çalışırsanız çalışın. Şu an bayağı bir kuvvet uyguluyorum. Krampon buradan bükülmüyor. Çok sağlam, sert bir yapıda. İkinci yapacağınız test de topuk testi. Kramponların topuk kısmı da bildiğiniz gibi sert bir yapıda olması gerekiyor topuğunuzu koruması için. Burası da aynı şekilde yine gördüğünüz gibi çok rahat bükülüyor. Hemen diğerini de göstereyim, farkı anlayacaksınız. Bunun topuk kısmı zaten diğerinden kat kat daha sert. Şu an inanılmaz bir kuvvet uyguluyorum. Yine iki parmağımla, iki elimle birden uyguluyorum. Hiçbir şekilde bükülme falan olmuyor. Bunu hemen evdeki kramponlarınızda da deneyebilirsiniz. Bu şekilde lastik gibi olmayacak yani krampon arkadaşlar. Şuna bakın, tabanı dönüyor bildiğiniz. Şu şekli almayacak yani. Bakın ortadan bile taban kısmı dışa doğru bükülüyor. Bu şekilde olması çok zararlı gerçekten. Son olarak krampon çantası ile ilgili merak ettikleriniz de varsa onu da hemen şöyle şuraya yapıştıralım. Yani kullanılabilir bir çanta, gayet normal duruyor. Ama orijinal kutusundan çıkanla karşılaştırdığımızda tabii ki de aralarında dağlar kadar fark oluyor yine. Bir defa Adidas'ın X modeli olduğu için bunda bir X baskısı ve köşeye logoyu yerleştirmişler. Bunda direkt ortaya logoyu yapmışlar. Muhtemelen bütün Adidas kramponlara bunu gönderiyorlar. Evet, krampon genel olarak bu şekilde. Şimdi bunu sahaya gidip hemen
testini yapalım. Orada challenge'larımız olacak. İki kramponu çok güzel bir şekilde karşılaştıracağız. Bunu çok merak ediyorum ve çok heyecanlıyım. Hemen o zaman hiç vakit kaybetmeden sahaya geçelim. Arkadaşlar sahaya geldim. Kramponu bir de ayağımda görün. Şu anda giydim. Bu şekilde. Şu kameradan daha iyi görürsünüz zaten. Yani ayağımdaki kramponun formu şu anda bu şekilde tam olarak. Daha topa dokunmadan ilk hissiyatımı söylemem gerekirse tabanı ince olduğu için dişleri ayağımın altında hissediyorum arkadaşlar. Bu eksi bir yan aslında. Ama genel olarak ayağımı sardı diyebilirim. O yönden bir tık umudumdan daha iyi çıktı. Şimdi direkt ilk testimize geçelim. Ne var ilk test? Koşu testi mi? Zikzak falan. Dayanır mı oğlum bu? Deneyelim hadi. Bu test futbolda en belirleyici test. Futbolcuların antrenmanda sürekli uyguladığı bir yöntem. Yön değiştirme. Zikzak koşularda diş kırılabilir, krampon açılabilir, sağa sola doğru bükülebilir. Bakalım bir problem çıkacak mı? İlk turdan başlıyorum. Ya görüntüsü iyi de altındaki dişler gerçekten acıtıyor. Yani bildiğin ayağımın altını acıtıyor. Attan inip eşeğe mi biniyorsun? Eşekten ata mı biniyorsun? Neydi? Nasıl doğrusuysa onun gibi bir şey oldu. Rahatladı bir ayağım. Sırada orijinal kramponla yine 3 tur. Bir şey değil mi? Rahatlık bir yana daha hızlıydım sanki. Öyle değil miydi? Bir tık daha hızlı gittim gibi hissettim. Köşelerde böyle yere yapışıyor, tutuyor. Hiçbir şekilde burkulma falan olmuyor. Bu yüzden güzel. Hazır mıyız? Sadece bir düşürme hakkım var. Düştüğüm an biter. Yani hiç hakkım yok aslında. Başlıyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En 9, 60, 61, 62, 62'de düştü. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, riskli hareketler. 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30. Dört, 65, 66, 67, 68, 70, 70'i geçtim. Yes! Tamam, bu testte de orijinal krampon önde bitirdi. Acaba hiç bu kazanacak mı? Hiç bir testi merak ediyorum. Ama kazanabilirdi. Daha önümüzde bir sürü test var. Bir sürü topumuz, engelimiz falan var. Çıkış noktamız bu huni. Buradan çıkıyoruz. Engellerin üzerinden birer birer atlıyoruz ve bu topu alıyoruz. Kapakların arasından hızlıca slalom yapıyoruz ve topu olduğumuz yere bırakıyoruz. Sonrasında tam 5 tane engelimiz var. Bu 5 engelin önünde de 5 farklı topumuz var. Engellerin üzerinden atlayıp topları minyatür kaleye gol atmaya çalışıyoruz. Her gol 5 puan değerinde ve her düşürdüğümüz engelde eksi 2 puan ceza yiyoruz. Hemen başlayalım. Hangi kramponla daha fazla puan toplayacağız bakalım. Çok merak ediyorum. Burada gerçekten diğer testlere göre fake kramponun daha fazla avantajı var. Sonuçta her şey puan toplamaya yönelik, antrenmana yönelik. Hangisinin daha iyi olduğuna şimdi hep beraber karar vereceğiz. Başlıyorum. Kaçtı? Yani eksi 2, eksi 2, eksi 4 ceza. 13 puan. Yes! Tam puan yapacağım dedim. Hepsini attım. Tam 25 puan. Tam puan topladı. Vallahi helal olsun ya. Bravo. Abi çok heyecanlı bir antrenman. Hazırsak başlıyorum.
baya şanssızım. Minyatür kalede bile direği vurdum bildiğiniz. İkinci tur geliyor. 3, 2, 1. Geri dönüş mü geliyor? Geri dönüş olabilir çünkü önümüzde daha testler var. Geçelim o zaman. Kat. İsabet testi. Futbolda en önemli şeylerden birisi bildiğiniz gibi pas arkadaşlar. Orta sahalar için, forvetler için, hatta kaleciler için bile pas çok önemli. Çünkü kaleci bir hatalı pas verse gol oluyor zaten direkt. Burada 5 tane topumuz ve 1 tane kalemiz var. Yaklaşık 20 metre mesafe. Bu alandan karşıdaki kaleye pas vermeye çalışacağız. 2 kramponla da 5'er tane atış yapacağız ve kaç tanesi isabetli olacak. Hemen ilk atışımdan başlıyorum. Hazır mıyız? Direk. 1-0. İkinci atış gelsin. Biraz daha konsantreyim. Aa! Biri soldan biri sağdan gitti ya. Kaldı 3 atış. Aynı top, aynı hızda, aynı şekilde. Biraz daha sola doğru vurmaya çalışacağım. Yes! 3-1. İlk gol geldi. Aa! Bunu sayıyor muyuz? Sayalım ya. Saymamız lazım çünkü yani. Sabitli gitti. Yeter neyse, haksızlık olmasın. Gol sayısın o. İkinci gol geldi. Son top. Gol. 5-3 isabet. Hazır mıyız? Bu kramponda kırmızı topla açılışı yapıyorum ve biraz daha yavaş vuracağım. Yeni bir stil denemiş olurum en azından. Geliyor. 1-1. Hemen ikinci top gelsin. 2-2. Bir tane daha atarsam beraberliği yakalamış oluyorum. Çok kötü gitti. Son atış geliyor. Atarsam orijinal krampon, atamazsam berabere. Evet, videonun sonuna geldik. Bayağı bir yoruldum ama bayağı da eğlendim de. Bu videoda arkadaşlar orijinal krampon ve sahte krampon arasındaki farkları inceledik sizlerle beraber. Siz de eğer bu tarz daha fazla karşılaştırma videolarının gelmesini istiyorsanız videoyu mutlaka beğenin ve kanala abone olun. Abone olun ki gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Bildirimleri açarsanız zaten direkt bildirim gelir size. O zaman gelecek videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.